İyi akşamlar. BBN Spor programıyla karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleri. Gelin spor dünyasındaki son gelişmelere bakalım. 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da oynanacak. Beşiktaş Antalya Spor Süper Kupa karşılaşması öncesi Antalya Spor Teknik Direktörü Nuri Şahin kupayı kazanmak istediklerini belirtti. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. İşte hepsi hazır takım çok yani mutlu bu maçı oynayabileceğimiz için dezavantajdan çok avantaj olarak görüyorum ben normal göre? Sizin... Ya bir kupa finaline ekstra motivasyona ihtiyacı varsa bir futbolcunun zaten o e, futbolcudan bir şey olmaz açıkçası. E, onlar ekstra motivasyon değil. Bir final oynuyorsun e, ve tek maçta kupa kazanabiliyorsun. Bu motivasyon olarak yeterli aslında. Yani senin ligdeki durumun veya ligdeki konumun, Avrupa Ligi'ndeki konu, konumun, Şampiyonlar Ligi'ndeki konumunla alakasız bir şey baktığın zaman. E, ve bunun ben lige etkisinin de olacağını düşünmüyorum. Bu tek maç ayrı bir kupa, ayrı bir e, kategori. Yani ligle bir alakası yok. E, hem Beşiktaş'ın hem bizim için tek maçlık e, bir şans. E, bizim için çok büyük bir şans. Çünkü camia olarak e, çok istediğimiz bir kupa. E, ben bunu kendimden çok camia için, e, kulüp için istiyorum gerçekten bu kupayı kazanmayı. E, i̇nşallah Allah nasip eder. Evet biliyorsunuz Nuri Şahin'in öğrencileri Trabzonspor'un namalup ilerlemesine engel olmuştu. Ve büyük bir motivasyonla bu mücadeleye çıkacaklar. Bakalım Katar'daki mücadele nasıl sonuçlanacak? Hemen transfer söylentilerine bakalım. Milli oyuncularımızdan Ozan Tufan'ın da kadrosunda bulunduran İngiltere Premier Lig ekibi Watford'un, İtalyan menajeri Claudio Ranieri'nin Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Demagoj Vida'yı transfer etmek istediği aktarıldı. Milli oyuncularımızdan Ozan Tufan'ın da kadrosunda bulunduran Watford, ara transfer dönemi için yeni hedefini de Türkiye'den belirledi. Watford, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Demagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor. Değilime ilde yer alan haberde Watford menajeri Claudio Ranieri'nin deneyimli Hırvat stoper Vida'yı özellikle istediği belirtildi. 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş kadrosuna katılan Vida'nın siyah beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezon Beşiktaş forması altında 18 maça çıkan Vida ile yeni sözleşme görüşmelerinden henüz resmi anlamda olumlu bir sonuç çıkmazken Watford'un devre arasında bu transferi bitirmek istediği aktarılıyor. Fatih Terim'in 10 numaraya istediği oyunculardan birinin de Yusuf Yazıcı olduğu ortaya çıktı ancak milli yıldızın özel maddesi aslının elini kolunu bağlıyor. Fransa'nın Lille takımında harika bir sezon geçirdikten sonra formasını kaptıran Yusuf Yazıcı ara transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Milli yıldızın menajeri Adem Cebeci'nin yaptığı açıklamada Lille'in oyuncusunu kiralık vereceğini belirterek Yusuf gibi oyuncular her zaman oynamak ister. Yusuf da sahada olmak istiyor. Oyuncunun belli bir marka değeri var. Lil bunların düşmesini istemiyor. Lil başkanı Yusuf'un %100 oynayabileceği bir kulüp varsa oraya göndermeye sıcak bakıyor dedi. Yusuf'u Galatasaray'ın istediğinin hatırlatılması üzerine cebeci, Fatih Hoca milli takımda Yusuf'a ilk 10 numarayı veren kişi. Hocanın Yusuf'la alakalı düşüncelerini biliyorum. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor. Trabzonspor, Yusuf'u satarken bir madde koyduğu olası bir Türkiye'ye geri dönüşte ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşamayız. Bir tarafta doğup büyüdüğü ve kaptanlığını yaptığı bir kulüp var. Diğer tarafta da Fatih Hoca ona çok büyük bir saygısı var açıklamasını yaptı. Sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer alan Slaven Bilic için birçok seçenek mevcut. Ya Fenerbahçe'ye gelecek ya da ülkesine dönecek ve sezon sonuna kadar dinlenecek. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Löw ve Jorg Jesus'la birlikte düşündüğü ana hedeflerin başında gelen Slaven Bilic'in Çin Süper Lig'indeki macerasının bitmesine artık sayılı günler kaldı. Bilic takımı Beijing Guanla şampiyonluk turundaki son karşılaşmasına 4 Ocak'ta çıkacak ve sonrasında buradaki görevinden ayrılacak. Sarı Vertiler görevine devam eden Hırvat teknik adama henüz resmi bir teklif yapmadı. Vitor Pereira gelmeden önce Başkan Ali Koç'un yaptığı teklifi kabul eden ancak kulübünün gitmesine izin vermediği deneyimli hocayla Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Liginden de ilginin olduğu öğrenildi. Biricin ise geleceğiyle ilgili kararını verdiği ve şu an için iki seçenek üzerinden yolunu çizeceği bildirildi. Çine ailesini götüremeyen biricin önceliği evine yani Hırvatistan'a dönmek. Lazio Kosovalı forvet Vedat Muric için 12 milyon avro fiyat belirledi ancak henüz talebi çıkmadı. Sarı lacivertler transferin sonuna doğru kiralama teklifiyle işi bitirmek istiyor. Fenerbahçe 2020 Eylül'de 17,5 milyon avro bonservisle Lazio'ya sattığı eski futbolcusu Vedat Muriç isterken 27 yaşındaki golcü de yeniden sarı lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor. Bu nedenle de kulübünden İstanbul'a dönebilmek için kolaylık istedi. Lazio yönetimi oyuncunun fiyatını 12 milyon avro olarak belirledi ancak henüz Vedat'ın bir talebi çıkmadı. İtalyan ekibinin transferin son günlerine doğru kiralama seçeneklerinin değerlendirebileceği gelen bilgiler arasında. Kanarya bu noktada devreye girecek ve bir buçuk yılına Vedat Muriç'i kiralamak için teklifini yapacak. İngiltere ve İspanya'dan sonra koronavirüs Fransa futbolunu da vurdu. PSG, Messi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Fransız devi Paris Saint Germain'de koronavirüs kabusu devam ediyor. Premier Lig ve La Liga'dan sonra Lig 1'de de koronavirüsün etkisi görüldü. Bernat, Giorgio Rico ve Nathan Bitimazala'dan sonra takımın starı Messi'den de kötü haber geldi. Fransız ekibinden yapılan açıklamada bu isimlerin Lionel Messi, Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitimazala olduğu kaydedildi. 4 futbolcunun da karantinaya girdiği aktarıldı. İspanya, İngiltere ve Fransa'da liglere ara verileceği konuşuluyor. Toplam 16 maça çıkan Messi 6 gol 5 asiste 1315 dakika sahada kaldı. Malumunuz Spor Toto Süper Lig'de ilk devre sona erdi. İkinci yarı Trabzonspor Malatyaspor maçıyla başlayacak. Gelin haftanın maçlarına bakalım. Süper Lig'de ikinci yarı 7 Ocak Cuma günü saat 20'de Trabzonspor, Öznur Kablo yeni Malatya Spor maçı ile başlayacak. 8 Ocak Cumartesi günü maçları ise şöyle. 13.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Vavakars Fatih Karagümrük. 16'da Aytemiz Alanya Spor, Medipol Başakşehir. Yine aynı saatte Kasımpaşa Atakaş Hatay Spor. Saat 19'da ise Galatasaray Giresunsporla karşı karşıya gelecek. 9 Ocak Paca, Pazar günü mücadeleleri ise 13.30'da İttifak Holding Konya Spor ve Demir Grup Sivas Spor arasında başlayacak. Saat 16'da ise Göztepe Fraport Tav Antalya Sporu konuk edecek. Yukatel Kayserispor, Spor Altay maçı da yine aynı saatte saat 16'da. Saatler 19'u gösterdiğinde ise pazar günü Çaykur Rizespor Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçı 10 Ocak pazartesi günü saat 20'de Fenerbahçe ve Adana Demirspor arasında oynanacak. Ve böylelikle BBN Spor programının bugünlük sonuna geldik. Hoşçakalın.